Merhaba arkadaşlar. Periyodik özelliklerin ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Ee, atom yarı çapı, metalik, ametalik özellik ve iyonlaşma dersini bitirdin. Şimdi elektron ilgisi ve elektronegatiflik kavramlarından bahsediyor olacağız. Burası çok uzun bir bölüm değil. Ee, can alıcı noktaları ben sana vurguluyor olacağım zaten. Elektron ilgisine elektron ilgisiyle başlar. Elektron ilgisi ne demek? Elektron ilgisi aslında biraz iyonlaşma enerjisine benziyor ve tersi gibi düşünebilirsin. E, ee, i̇yonlaşma enerjisi genel olarak bir atomdan Gaz halindeki bir atomun son yörüngesindeki elektronu koparmak için gereken enerji demiştik. Ve iyonlaşma enerjisinin değeri her zaman pozitiftir. Bunu söyleyelim. Elektron ilgisinde ne var? Elektron ilgisinde de bir atoma Elektron almasını sağlayacağız. Elektron eklemeyi sağlayacağız. Ondan koparıyorduk. Bunu ekliyoruz. E, atom elektron aldığı zaman atomlu meydana gelen enerji değişimine biz elektron ilgisi diyeceğiz. Elektron ilgisi e, enerji değişimi dememizin sebebi şu. E, birazdan vurgulayacağım ben. 2A'da, 5A'da ve e, 8A'da elektron ilgileri endotermikken diğer atomların elektron ilgileri e, egzotermik olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada e, net bir şey söylememiz mümkün olmuyor. O zaman şöyle bir tanım yapalım. Hani basitçe. Bak yine aynı şekilde gaz halinde olacak nötr bir atom. Elektron aldığında meydana gelen enerji değişimi bak. Açığa çıkan ya da gereken enerji demiyoruz. Enerji değişimi diyoruz. Birinci iyon e, elektronik elektronu isteyeceğiz bunu ama biz genelde birinci elektron ilgisinden bahsederiz. Yani ikinciden falan bahsetmeyiz. E, dolayısıyla biz elektronik istediğimiz zaman bunları söyleyeceğiz. Genellikle tabii. Genellikle elektron aldıklarında dışarı enerji verirler. Yani olay egzotermik ama genellikle. Bazen de olay endotermik oluyor. Hangileri bunlar? Neon 8A grubu, azot 5A grubu. Bir de 2A grubunda var öyle bir özellik. Onu da söyleyelim. 2A grubu, 5A grubu. Mesela berilyum falan da verilebilir burada örnek olarak. 5A grubunda azot, fosfor verilebilir. Helyum, neon, argon verilebilir. 8A grubu. Bunların elektron ilgileri pozitiftir. Endotermiktir. Ee, yani ısı gerektiren olaylardır. Onun dışındakiler egzotermiktir. Tabi burada negatiflik önemli bizim için. Yani sayının e, mutlak değerce negatifliğini ne kadar büyük e, ne kadar büyükse elektron ilgisi de o kadar yüksektir diyoruz. Yani o kadar bize enerji veriyor anlamına geliyor. E, yani mutlak değerce düşüneceğiz burada. Mesela hidrojen atomuna gaz halindeki hidrojen atomunu elektronu aldırdığında hidrojen oluştuğunda Yaklaşık 72.8 kJ'lik bir enerji açığa çıkmış. Neon atomu mesela artı 99 oluyor değil mi? Yani enerji gerekiyor. Bu endotermik, bu da endotermik. Azot da endotermik. Dediğim gibi buradaki eksilik ne kadar büyürse elektron ilgisi için o kadar yüksektir deriz. Yani elektron almaya o kadar yatkındır. Sonucuna ulaşabiliriz elektron ilgisi için. Tabi burada aslında elektron ilgisinden yani elektrona kimlere yer, Elektron almaya yatkın olan atomlar. Hangi atomlar bunlar? Aslında metaller. Yani baktığımızda metallerde çok elektron ilgisini yüksek görmeyiz. O yüzden biz şöyle düşecek olursak, hani 8 ayı biraz saf dışı edelim. 7A grubuna doğru gittikçe sağa doğru ve yukarıya doğru çıktıkça elektron ilgisinin artacağını söyleyebiliriz. Kabaca böyle bir sonuca ulaşıyoruz Tabi 7A grubu e, yüksek elektron ilgisine sahip ama burada bir özelliğimiz var. Flor ve klor dediğimizde klorun elektron ilgisi flordan daha yüksek olacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Üçüncü periyotta şey var e, biraz detay bir şey var. Orada e, orbitallerde elektron elektron itmeleri falan filan var. E, öyle bir e, özel bir durum olduğu için. Üçüncü periyot elementlerinde özellikle e, şeyler elektron ilgileri ikinci periyoda göre bir tık daha yüksek oluyor. Yani... Bu 7A'daki olayın bir benzeri 6A'da da var. 6A'da da kimler var? E, 6A'da oksijenle kükürt var. Mesela kükürtün elektron ilgisi oksijenden bir tık daha büyük. O da 3. periyotta olduğu için. Tabi bu kadar detay bilmene gerek var mı? Gerek yok. sadece ne bileceksin? 7A'ya doğru gittikçe elektron ilgileri genellikle artar. ve klorun yani elektron ilgisi en yüksek atom klordur. Klorun elektron ilgisi en yüksektir ya da flordan da yüksektir diyebiliriz. Ee, bu şekilde söyleyeceğiz. Şimdi bir de şöyle bir notumuz var. Ee, bak burada diyor mesela e, ametal atomdan ikinci elektron almaları durumunda elektron ilgisi pozitif olur. Niye olur? Alınan ikinci elektron nötr bir atoma değil de anyona yaklaştığı için güçlü bir itme kuvvetiyle karşılaşır. Yani orada e, eksi yüklü bir iyona sen ikinci bir elektronu eklemeye kalktığın anda işte elektronlar birbirini itecektir. İtme kuvvetleri oluşacağı için burada o elektronu oraya eklemek için bir de enerji vermek gerekir. Yani bu istenen bir durum olmuyor. İkinci elektronu almak o yüzden e, sürekli olarak endotermik bir olay olacak. Yani yoğunlaşma enerjisi gibi düşünebilirsin. İkinci elektron ilgisi her zaman pozitif olacak. Ama bu detay bilgi de çok fazla karşına çıkmayacak. Onu da söyleyelim. Mesela bak burada örnek olarak vermiş. Oksijen atomu birinci elektron ilgisi. Yani birinci elektron eklenmesi eksi 141 iken ikinciyi eklemek çok daha zor oluyor. Ve enerji vermem gerekiyor 744'lük bir enerji vermem gerekiyor. Ama dediğim gibi orası çok önemli. Değil. Şuraya e, odaklan lütfen. Şurası önemli. Periyodik sistemde elektron ilgisi en yüksek atom klor'dur. Klor'dan sonrası flor olacak. Gördüğün gibi e, de, değer olarak yaklaşık 350'ye yakın klorun elektron ilgisi -350'lerde. E, flor ise eksi -328 olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu 3. periyot elementinden özel bir durumu var. E, genellikle de soldan sağa doğru gittikçe işte yani şöyle sağa doğru gittikçe ve aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça yine özetleyelim elektron ilgisinin artacağını söylemek mümkün. Burada da yine e, benzer şekilde e, yoğunlaşma neresinde olduğu gibi grup bazlı bir sıralama yapıyor olacağız. E, soy gazdan elektron ilgileri endotermik olduğundan yok kabul ediyoruz. Yani onları çok e, göz ardı ediyoruz. Önemsemiyoruz diyeceğiz. Bir de 5A'da azot var. E, 2A'da da berilyumu yine söylemek mümkün. Devam edelim. Şimdi son başlığımız elektronegatifliğe geldik. Elektronegatiflik aslında farklı bir kavram. Yani biraz böyle hani şimdi işte atom yarıçapını, bağ uzunluğunu ölçtük, yarısını bulduk yaklaşık olarak falan filan hani hesaplayabiliyoruz. İşte işte iyonlaşma enerjisi verdiğimiz enerjideğini biliyoruz, buluyoruz. Onu işte ne kadar aldığını falan ölçebiliyoruz. Elektron ilgisinde de meydana gelen enerji değişimini ölçebiliyoruz. Fakat elektronegatiflik e, mutlak olarak ölçülebilen bir şey değil. Yani net bir şekilde bir atoma ait e, işte şu değerdir bu değerdir diyeceğimiz bir şey değil. Çünkü elektronegatiflik aslında e, izafi bir şey. Yani bağ, kovalent bağla bağlanmış atomların birbirine kovalent bağla bağlanmış atomların buradaki daha çok e, ametallerden bahsedeceğiz. E, kovalent bağdaki elektronlar ortaklaşa kullanılmasıyla ilgili bir durum söz konusu. Burada o bağdaki elektronları bir atom ne kadar kendi üzerine çekebiliyorsa o kadar elektronegatif atomdur diyeceğiz. Yani bağ elektronların kendi üstüne çekebilme yeteneğinin bir ölçüsü. Bunu ben ya da birçok analojide bu, bu şekildedir. E, halat çekme oyununa benzetilir. Halat işte güçlü olan kendine doğru daha çok çeker ve işte e, burada halada elektron olarak düşünürsen elektronegatif yüksek olan atom ortaklaşa kullanan elektronu kendisine daha fazla çekebilecektir. Yani burada neden izaf ediyoruz? Ee, çünkü her atomun birbirine göre işte bu gücü farklı oluyor kim varsa karşısında. Bunları tek tek böyle birbirine bağlayıp ölçtüğümüzde ya da kıyasladığımızda ikişerli olarak periyodik cetvenin elektronegatifliği en yüksek olan atomun flor olduğunu görüyoruz. Ee, flor çok elektronegatif bir atom. O yüzden işte periyodik cetvenin a babası flordur. Yani Burada soy gazları yine saf dışı ediyoruz. Şey çünkü soy gazlar biliyorsun ki doğal koşullarda bağ yapmaya yatkın değiller. Birkaç tane sentezlenmiş bileşiği var ama özel koşullarda. Onun dışında bağ yapıma katılmadıkları için soy gazların elektronegatifliğini yok diyoruz. Hani onlar çünkü öyle bir yetenekleri yok ama soy gazlara kadar olan 1A'dan 7A'ya kadar olan atomlarımızı birbirine göre kıyaslayabiliyoruz. Burada da dediğimiz gibi en yüksek atom e, flor. E, flor e, Linus Pauling tarafından e, burada Nobel ödüllü Amerikalı kimyacı. Pauling ölçeği olarak e, burada ölçeklendirilmiş e, elektronegatiflik değeri ve bu Pauling ölçeğine göre florun elektronegatif değerine 4,0 demişler. Yani bu bir işte bir değer. Hani öyle bir değer verilmiş. Flor 4 iken. Elektronegatifli en küçük olan atom fransiyuma 0.7 değeri verilmiş ve bu arada tüm atomların işte belli böyle elektronegatiflik değerleri verilmiştir. Bazıları aynıdır hani onu söyleyeyim hani işte atıyorum klorun ki 3.5 iken işte şeyin kükürdün ki de ya da ne bileyim işte oksijeninki de 3.5 olabilir. Hani şimdi sallıyorum değerleri. Dolayısıyla böyle aynı olan değerler olabilir ya da çok az değişen özellikler olabilir ama bu şekilde birbirlerine göre kıyaslanarak bunlar ölçeklendiriliyor. E, ee, gibi bileşik oluşturmayan soğuk gazdan negatiflik değerlerini biz sıfır olarak kabul ediyoruz. Çünkü öyle bir değer, hani öyle bir yaklaşımları yok. Ee, ameterin tabi bu e, şeye elektronegatiflik değeri ne kadar yüksekse ameterik karakterin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bu sonuç çıkıyor. Mesela florun ametali karakteri, ameterik özelliği ya da ametalik aktifliği çok fazla biliyorsun ki. Yedaya da ee, ne diyorduk mesela sağa doğru ve yukarı doğru yani flora doğru gittikçe e, ametrik aktiflik artar diyorduk ki burada da floru görüyoruz zaten en yani elektronegatif atom olarak. Dolayısıyla burada birbirleriyle aslında benzer şekilde kullanabilirsin. Ametrik e, özellikle e, elektronegatiflik ki bu konu senin karşısına şeyde e, kimyasal tüllerde etkileşimlerde nasıl çıktı? Mesela şöyle bir şey çizdik değil mi? İşte hidrojen florun ben Lewis yapısını çizdiğimde ki bunu daha sonra da gör, görüyor olacaksın. Ee, burada flor atomu daha böyle elektronegatif olduğu için şöyle bağ elektronları kendi daha çok çekiyor. Bağda bir polarlanma bir kutuplama meydana geliyor ve şurası kısmen negatif yüklü yüklüyken burası kısmen pozitif yüklü yüklü oluyor. İşte bu yüklenmenin sebebi elektronegatiflik farkı. Şu maddemiz var bu da çok önemli değil ama yine de bir duymuş ol. Elektronegatifliğin tersi elektropozitiflik ki bu da metalleri ilgilendiren bir özellik. Elektropozitif fazla olan elementlerin bağ çekme yeteneği o ölçüde zayıftır ki bu da metalik karakterle ölçülür. Metalik karakter arttıkça ki tam ters istikamet değil mi? Sola doğru ve aşağı doğru yani fransiyuma doğru gittikçe bir an en altındaki atom olan fransiyuma doğru gittikçe metalik karakter artacağı için elektropozitifliğin de artacağını söyleyebiliriz. Ama bu çok fazla karşına çıkmayacak onu söyleyeyim. Elektronik atifliğin değişimini de bu şekilde söylemiş olduk. E, metalik ametalik özellikten de bahsettik. E, diğer dersin başında işte elektron verme isteği büyüdükçe metalik özellik, elektron alma isteği büyüdükçe metalik özellik artacak. E, burada tabii aslında yarı çapla da orantılayabiliriz tekrar edecek olursak. Yarı çapın e, arttığı yön sol ve aşağı yöne doğru metalik özellik artarken sağa doğru ve yukarı doğru yani flora doğru gittikçe yarı çapın küçüldüğü yön aynı zamanda elektronik arttığı yön e, ametalik karakterin arttığını söyleyebiliriz e, bu tarafa doğru gittikçe. Burası da böyle. Şimdi kavrama e, testimiz var. Onunla bir bakalım. Ne demiş? Litiyum, sodyum, potasyum elektron ilgilerini sıralayınız denilmiş. E, bunlar yine tabii 2, 1, 2, 8, 1 2, 8, 8, 1 diye açılacak. E, hepsi 1A grubunda. Litiyum üstte, sodyum altında, potasyum da onun altında. Şimdi baktığımızda ee, yukarıya doğru fluor'a doğru gittikçe elektron nega, elektron ilgisi de artıyordu. Elektron negatiflik de artıyordu. Yer çapın azaldığı yön bu. Dolayısıyla burada en büyük elektron ilgisi lityuma sonra sodyuma sonra da potasyuma aittir deriz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Ee, Karbon, oksijen, flor elementlerin elektronegatiflerini sıralayınız denilmiş. Şimdi burada e, biz biliyoruz aslında florun elektronegatifliği çok yüksek değil mi? Bunu öğrenmen önemli. 7A grubunda. Bu 26, bu da 2 iki 4. İkinci periyotta hepsi. Yani şöyle düşünecek olursak aynı yataysa da karbon burada. Oksijen onun işte bir alt diyelim şurada. Flor da hemen onun yanında. E, baktığımda ben flora doğru arttığını söyleyecek olursam o zaman flor büyüktür. Oksijen o da büyüktür. Karbon şeklinde bir sıralamam açığa çıkacaktır. Periyodik özelliklerle ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi periyodik özellikler özellikleri şöyle bir düşünelim hepsini. Periyotta soldan sağa doğru gittikçe atom yarıçapının azalacağını söyler miyiz? Söyleriz. Hatta o şeyden hatırla. Kardan adamdan şöyle burnu şöyle sivriydi değil mi? Sağa doğru gittikçe yani bir A'dan 8 A'ya doğru gittikçe artan proton sayısından dolayı yarıçapın küçüleceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci verilen A seçeneği doğrudur. Soy gazdan elektronik negatiflik değeri çok küçüktür. Yani burada elektronik negatiflik değerinden hatta bahsetmesek yeridir. E, çünkü bunların bağ elektronlarını e, çekme gibi bir yetenekleri yok. Dolayısıyla bundan e, bahsetmek mümkün değil ya da sıfır diyebiliriz. E, çok küçüktür de diyebiliriz. Yani bu da doğru kabul edilebilir. Elektron ilgisi grupta yukarıdan aşağıya doğru azalır. Şimdi elektron ilgisine baktığımda e, yarıçapla e, ters orantılıdır e, kabaca. Değil mi? Sağa doğru ve yukarı doğru elektron ilgisi artıyordu. Hatta en elektron ilgisi yüksek atom hangisiydi? Klordu. E, grupta yukarıdan aşağı doğru indikçe etkisinin azalacağını söyleyebiliriz. Çünkü aşağıdan yukarıya doğru bir elektron artış var. Elektronegatifliği en yüksek olan element e, metalik özellik gösterir. Hayır elektronegatiflik en yüksek yüksekse bu elektronların yani bu elektronların kendisine çekebilme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Dolayısıyla metalik özellik değil ametalik karakter olarak karşımıza çıkar bu. Çünkü ametaller elektron almayı yatkındır. Ee, burada da elektronik atmen yüksek olan element flordu hatırlarsan. Dolayısıyla bu ifade hatalı verilmiştir. Atom yarı çapı en küçük olan element helyum mu? Atom yarıçapı sola ve aşağı doğru artıyorsa tam tersi istikamette sağa ve yukarı doğru artıyor. E, sağda ve en üstte kim var? Birinci periyodun 8 asında bulunan helyum var. Dolayısıyla en küçük element atomu da helyumdur. Bu da doğru bir bilgi. Doğru cevabımız denizli oluyor. Dördüncü soruya bir gelelim. Bakalım. Şimdi azot, flor ve silisyum elementleri verilmiş. Birinci yonlaşma enerjileri soruluyor. Ee, ne yapıyorduk yonlaşma enerjisine? Ee, eğer siz bir grubun varsa ona dikkat ediyorum. 2 ile 5 A'da hatırlarsan. 3 aşağı 5 yukarı kuralına. Şimdi azota bakıyorum 2 5 diye açılıyor. Bak 5A geldi karşıma. 2 7 7A 2 8 4 4A. Öncelikle grup bazlı sıralama yapıyordum hatırlıyorsan yoğunlaşma enerjisinde. Burada 7A'nın yoğunlaşma enerjisinin çok yüksek olmasını beklerim diğerlerine göre. Çünkü yoğunlaşma enerjisi sağa ve yukarı doğru artıyordu. E, atom yarıçapının küçüldüğü yöne doğru. E, çünkü yarıçapla ters orantılıdır değil mi? Yarıçap küçüldükçe elektron koparmak zorlaşacak. O zaman flordan elektron koparmak çok zor. Daha sonra kim olacak? Azot, 5A grubu. Daha sonra da silisyum. Şimdi sıralamayı terse çevirirsek silisyum küçüktür azot o da küçüktür flor olur. Doğru cevabımız A seçeneği gelir. Evet, bir yönünde hangisi artmaz demiş. Ben sağa doğru nelerin artacağı, nelerin artmayacağını bakıyorum. Çekirdek yükü biliyorsun. Atomlar eee periyodik cetvele artan atom numarasına göre sıralanmıştır. Atom numarası demek çekirdek yükü demek. Yani proton sayısı. Dolayısıyla burada bir yönünde soldan sağa doğru gidildikçe çekirdek yükünün artacağını bekliyoruz. Zaten bu şekilde sıralanmıştır. Elektron alma isteğinin de artmasını bekliyorum. Çünkü elektron alma isteğinin elektron ilgisiyle hatırlarsak şurada flor, şurada da klor vardır. Ve klorun elektron ilgisinden yüksek olmasını bekliyorum. Soldan sağa doğru gidildikçe de elektron ilgisi artacaktır. Benzer şekilde elektronegatiflik de artacaktır. Değil mi? Sağa doğru azalan yarıçapla beraber e, elektronegatiflik değerimiz de artacak ki elektronegatiflen yüksek olan atomun flor olduğunu söylemek mümkün. Elektron ilgisi de artacaktır. elektron ilgisi ile elektron alma isteğini aslında bir arada düşünebiliriz. Yani ikisi birbirine çok çok benzer şeyler. Atom yarıçapı için ise burada tamamen ters istikamette değiştiğini söylemek mümkün. Çünkü soldan sağa doğru artan proton sayısı son katmandaki elektronları kendisine daha fazla yaklaştıracak ve atom yarıçapının küçülmesi gerekecek. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacak. Soygaz olmadıkları da bilinen X, Y, Z elementleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Bakalım soygaz dışında düşüneceğiz. X ve Y aynı grupta olduğunu söylemiş. O zaman şöyle bir şey veya şöyle bir şey diyeceğiz değil mi? Biri üstte olacak sonuçta. Y ve Z aynı periyotta. O zaman e, ne olabilir? İşte ee, işte aynı e, şeydeyse aynı ise Z ya şurada ya şurada ya şurada ya şurada olacak. Y'nin negatifliği X'ten büyüktür. Şimdi bak burada bilgiyi verdi bana. Elektronegatiflik neydi? Sağa doğru ve yukarı doğru artıyordu, değil mi? Yukarı doğru arttığı için aynı grupta Y'nin elektronegatifliği daha büyükse o zaman şu sıralamam yanlış oluyor. Bak ben şunu siliyorum o zaman şimdi kafa karıştırmasın. O zaman benim sıralamam bu şekilde geldi. Y X'in üstünde. Ve diyor ki Z'den küçüktür. O zaman şimdi Z'nin e, şeye elektronegatifliği e, Y'den büyükmüş. Doğru mu? Ben buradan bunu anlıyorum. E, sağa doğru artına göre o zaman Z'de periyottaysa Z de aynı periyotta Z Y'nin sağında yer almalı yani sağ tarafında olmalı. Şöyle bir e, kesit ortaya çıkıyor. Ben e, bu şekilde buluyorum. Çünkü bak yine tekrar edelim. Y'nin elektronegatifliği X'ten küçük olacak. Y'nin elektronegatifliği X'ten büyük olacak. Evet X, Y yukarıda olacak. Z'den küçük olacak. Z'ninki de Z'de Y'nin sağında olacak. Evet bu şekilde bir kesit ortaya çıkıyor. Şimdi bakalım hangisi yanlıştır denilmiş. X'in metalik özelliği en fazladır. Şimdi metalik özellik için sola doğru ve aşağı doğru yani bir anın en altındaki fransiyuma doğru gittikçe artacağını söylersem solda ve aşağıda mı X? Evet. Dolayısıyla en fazla olan X olacaktır. Doğru. X ve Y'nin değerli elektron sayıları birbirine eşittir. Şimdi soy gazlar dışında tuttuysak o zaman bir istisnaya denk gelmiyorum ben. Çünkü soy gazlarda hatırla neden soy gazlar diyorum. 8A grubundaki helyumun değerlik elektron sayısı 2 iken diğerlerinin değerlik elektron sayısı neon, argon, kriptonun 8'dir. Dolayısıyla biz soy gazları ekarte ettiysek o zaman aynı grupta bulunan atomların değerlik elektron sayılarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu da doğru. Z'nin elektron ilgisi x'inkinden küçüktür. Şimdi elektron ilgisi benzer şekilde elektronik olduğu gibi sağa doğru ve yukarı doğru artıyorsa e, Y'nin şey Z'nin elektron ilgisi e, X'ten küçük mü olur büyük mü olur? Büyük olmasını beklerim ben çünkü sağda ve yukarıda doğru mu? Hem sağda hem yukarıda. Dolayısıyla bu ifade hatalı bir ifade oluyor. Z'nin elektron ilgisinin daha yüksek olmasını bekliyorum. Devam ediyorum. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi X'ten büyüktür denilmiş. Şimdi yoğunlaşma enerjisi için de benzer bir sıralama geçerli. Sağa doğru ve yukarı doğru yoğunlaşma enerjisinin artmasını bekliyorum. Azalan yarıçapla beraber. O zaman Y'nin Y x'ten daha yukarıda yer aldığı için Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi x'ten daha büyük olması beklenen bir özelliktir diyeceğiz. Devam edelim. X'in atom numarası en büyüktür. Eşin atom numarası için de normalde e, elementler periyodik cetveli artan atom numarasına göre dizilmiyor mu? Şöyle 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 diziyorum ve bir alt satıra geçiyorum. E sürekli o zaman en büyük olan kim olacak? Burada sıralama yaparsam en alttaki yani x. X büyüktür Z olacak. Z de büyüktür Y olacak. Atom numarası olarak bakacak olursak o zaman en büyük atom numarası X'e ait olacaktır. Bu açıdan baktığımızda ise tabi yanlışı sorduğu için doğru cevabımız C seçeneği geliyor. Evet bu da bu şekildeydi. Şimdi bir pekiştirme testimiz var. Pekiştirme testinden sonra da bakıyorum sanıyorum konumuz bitiyor ve evet, tam tura geliyoruz. Tam turda da işte konunun tam olarak özeti var. Ee, yani buralara da artık sen kendi fasükülünden falan bakabilirsin. Atom ve periyodik cetveli bu şekilde. Hem canlı derslerle, canlı dersler bittikten sonra da e, bu şekilde bir tekrar etmiş olduk. Ee, şöyle bir tabloyla ben şöyle bir göstereyim. Hani şöyle bir genel hatlarla bir bakalım istersen. İşte şurası bizim anlattığımız bu periyodik özelliklerin bu... E, Canlı olmayan yayında anlattığımız böyle özelliklerin kısa bir özeti. Bu özet sana zaten yeterli oluyor. Çünkü 5 tane madde bilmeni istiyor e, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM e, tyt kısmında. Bunlardan biri metalik ametalik özellik. Yine tekrar edecek olursak bu şekilde çapraz yönlü sola ve aşağı doğru metalik özellik artar. Ters yönde ametalik özellik artacak. Ki yarı çapın arttığı yön metalik azaldığı yönse ametalik özelliğin arttığı yöndü. E, ee, i̇kinci olarak atom yarıçapını söyledik. Atom yarı kardan adam analizi olarak şöyle e, söyleyebiliriz. Kardan adamı şöyle değil mi? artıyordu ve şöyle oluyordu. Şöyle düzgün bir şekilde çizecek olursak şöyleydi. İyonlaşma enerjisinde 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardı hatırlarsam. Bundan dikkat edin tüm değerler pozitif ve bir tablo şeklinde verdiği zaman biz orada sıçrayışın olduğu yerde biz grubu bulabiliyorduk. Bir de grafiğimizde şöyle e, 3 tane tepe noktası olan bir dağ gibi düşünebilirsin grafiğini ona dikkat et. Elektron ilgisinde ise e, işte klorun elektron ilgisinden yüksek olduğunu söylüyoruz. E, şeye dikkat ediyoruz orada istisna almanızda neler? 2A'daki berilyum, 5A'daki azotun ve 8A'daki elementlerin tümünün e, elektron ilgisi pozitif diğerleri negatiftir. E, klorun elektron ilgisi en yüksektir diyorduk hatırlarsan. Elektronegatifliğe geldiğimizde ise bağ elektronları kendi üstüne çekebilme yeteneğinin bir ölçüsü. Orada da klorun elektronegatifliğinin çok yüksek olduğunu ve izafi olarak 4,0 olarak hesaplandığını söylemiş olalım. Periyodik özellikler de bu şekilde. Dilerim faydalı olmuştur. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. hoşçakalın.